Hepinize selam olsun La Kasabalılar. Bugün karşınıza top lane'de size buzul kayını göstereceğim. Darkin gideceğiz ve buzul kayın yaptığımızda hem W'muz rakibi stunlıyor, üstüne düz vuruşumuzda rakibi slowluyor. Çok da güzel olacak. Mis gibi killimizi hemen aldık. Buster birazcık agresif oynayan bir kardeşimiz. Hemen cezalandırdık onu. İyi farmları alıyoruz, güzel. Alamayacağız, tamam aldık, güzel. Olabildiğince hızlı pushlayıp Master'a farm kaybettirmek aslında mantıklı olur ama şimdi adam hemen gelecek buraya tabii. Level 1 olduğumuz için hemen doğacak, gelecek. En iyisi ben pushlayıp base'e gideyim. Yani o zaten şu an yoldadır, gelmek üzeredir. Güzel. Güzel, gayet iyi, gayet iyi, mis. Mis. Son şu dalgayı pushlayayım, gideceğim hızlıca. Yoksa Master bize sorun çıkaracak çünkü çok agresif oynuyor. Bayağı agresif oynuyor adam, Master'ı. Bu kadar agresif bir Master yıllardır görmemiştim falan. Hadi gel, hadi. Hadi gel. Bak dodge mekaniklere bak. Ama slow yedim. Hadi gel kapışalım. Tamam, ona ne vurdun? Çok agresif, fazla agresif. Hadi gel, hadi gel. Ne oldu? Artistlik yapıyordun en son bana. Ya kule cidden vurdu mu? Neyse base'e gidiyorum. Adam 3 oldu, hiç zorlamayacağım. Tek atar şu an bize. Şerefsiz. Sen tam şerefsizsin Hamaster. Bilmiyorum flash'ım var mı, o yüzden duvara girip kaçacağım ben. Hatırlamıyorum flash'ı var mı yok mu, o yüzden gidiyorum base'e direkt. Ürünleri falan göstereceğim. Buzul takviyesi çok etkili oluyor şimdi. Adamın kaçma şansı hiç kalmıyor. Çünkü hani W atıyorsun, adam havaya kalkıyor. Yere indi, düz vuruyorsun, slow vuruyor falan. Hani sonra bir daha W geliyor falan derken adamı yerden yere vuruyorsun sürekli olarak. İlk eşya olarak aslında ne alabiliriz biliyor musunuz? Kanlı kılıç çok hoş olur böyle ama yapayım mı lan? Hadi yapayım onu. Hadi yapayım lan. Kanlı kılıç. Şimdi Darkin olacağımız için biraz kafam karışık. Yapsam yapmasam mı ama işe yarar bence ya. Can çalma sonuçta. Üstüne zırt delme. Saldırı gücü. Saldırız. Hepsini veriyor. Mis gibi item. Master ölecek bu arada. Kaçma şansı yok Olaf'tan. Olaf gibi bir takip karakteri. Şu an double kill alacak Olaf. Burayı HD izliyoruz. Oha, Nocturne kesiyor. Bir an dedim Nocturne niye bu malla yaptı diye de kesiyordu az daha. Demek ki kardeşimiz işini biliyormuş. Güzel. Güzel güzel güzel, sıkıntı yok. Şimdi direkt çıkama aldık ya, şu an çok iyi bir zırtlaşmaya sahibiz. Bir de ani darbe girdik. Ha, ürünleri söyleyeyim bu arada. Buzun takviyesi, papuçlar, peksime teslimatı, kozmik sezgi, ani darbe, aç gözlü avcı ve saldırı gücü, saldırı gücü yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Çok iyi ürünler bu arada. Tam olarak bu ürünleri yapın. İsterseniz hani hasardan kısıp lane'de daha iyi durmak için şurayı değiştirebilirsiniz. Büyücülük gidip oradan mana akışı yüzü alabilirsiniz. Mana sorununu çözmek için. Ama late'de daha kötü olacaktır karakteriniz, onu söyleyeyim ben. Late'de çünkü şu aç gözlü avcı çok iyi can çalıyor. Darkin kind'de hele ki. Bak hop, slow yedin kardeş. Sonra W'mu dodge'layamazsın slow yedin için. Mis gibi vurduk. W'su da iyi can basıyor ha. Bazıları W fulluyor bu arada Master'da. O da çok acayip geliyor bana. Öyle bir taktik var. Onu ben de bir ara yapabilirim bu arada. İsteyen varsa eğer. Hatta şöyle yapalım. Bu videoya eğer 4000 like gelirse Master W fulleme videosu gelsin. Bakalım nasıl oluyormuş. Biz de bir yapmış olalım. Hop, tamam. Böyle çok vurdu. Ben bir el atayım şu duvara doğru da. Canımız da olsun. Çünkü seviye 6 olduğumuzda Master biraz sıkıntı yaratabilir. Bak bak, şerefsiz görüyor musun ya? Hadi gel kapışalım hadi. Onunla vurduğunu kesti lan beni. Cidden kesti ya ve ölmedi. Ve ölmedi evet. Ve ölmedi evet. Dedim abi, adam çok agresif oynuyor. Tehlikeli yani. Adamın oynayış tarzı çok tehlikeli Master'ı. Hemen kanlı kılıcı ilerliyoruz. Ayakkabı olarak karşı takım full AD. Ninja tabi gideriz, o yüzden zırh alacağım. Tehlikeli. Ulti açsaydım işte mesela keserdim. Çünkü seviye farkı olduğu için aramızda muhtemelen o yüzden zırh farkı, cam farkı falan, adam beni kesti. Bu arada bak, bir levellik bir fark bir kill'den daha fazla değerli. O yüzden çok büyük etki yaratıyor. Onu da kaçırmamak lazım. Çünkü aramızda 100 cam fark oluşuyor anında. Adamın zırhı benden 3-5 zırh daha fazla oluyor. Saldırı gücü 3-5 saldırı gücü daha fazla oluyor. Çok üstün hale geliyor o yüzden.
Orada 6 olsam muhtemelen keserdim ama birazcık şansa bağlı işte orası da. Hadi bakalım. İyi 6 olduk. Bundan sonrası rahat. Tam vampir yağısı almış. Muhtemelen mahvolmuş gidecek, klasik bir master build yapacak. Sonra Guinsoo falan. Ama sorun değil. Tarkin olduğumuz için. Suikastçı olsak sorundu bu arada bu durum. Tam W attı. Artık W'sunu bekliyorum abi. Sonra atıyorum skill'lerim. Çünkü ben bottom oynayış tarzını çözdüm artık. Öldü bu adam. Tamam, güzel. Gayet güzel. Adamın oyun tarzı tamamen şey üzerine. Hani benim skill'lerimi Q ile dodge'lama üzerine. Ama ben çözdüm direktman. Easy. Şimdi bundan kaçmamız lazım. Bu Q'nun duvardan geçmesi lazım oğlum, hadi. Sana güveniyorum Kayn. Heh, güzel. Şimdi bazen geçmiyor falan, duvarda tık diye dönüyor böyle olduğu yerde, çok kötü oluyor. Tıpkı dünkü Lucian videosunda o sıkıntılı bazı duvar E'leri gibi oluyor bazen öyle. Ayakkabı alamıyoruz. Şundan alacağım bir tane. Paramız artacak geri kalanını. Yapacak bir şey yok ama Darkin olduk, işin güzel tarafı. Hadi bakalım. Aa, tırpan içime giriyor. İşte bu. Ya bu arada Darkin Kayn'ın boyu da 6 metre falanmış. Onu da ya da 3 metre, öyle bir şey bilmiyorum ama daha büyük bir insana göre. Keşke oyunda da belli olsaydı bu. Daha büyük olsaydı falan boyu, daha iyi olurdu. O hissi daha iyi verirdi yani. Şimdi şu an Master kardeş kapışırsa bende çok büyük hezimete uğrar. Aa, ultim yokmuş benim lan. Bir saniye. Ultim var sandım lan. Kafan koptu. Güzel. Ultim var sandım, direkt girdim içine. Ama o da ulti bastı ya, bir korkuttu beni. O yüzden risk almamak için bir geri çıktım orada. Ama sıkıntı yok. Şu an iyiyiz. Şu kanlı kispisini direkt ölümün dansı gideceğim ya. Karabaltı normalde alıyorum ben Kayna. Fakat bu ele hiç tank yok karşıda. O yüzden karabaltı almayacağım. Üçlü kuvvet alabiliriz ama o yüzden. Bu cooldown sıkıntısını gidermek için. Üçlü kuvvet çok iyi olur. Çünkü cidden bir cooldown gerekiyor Kayna. W fullemeye devam. Noktorum buraya gelirse ölür. O yüzden çok kendimi kazmıyorum. Bana Q atacak. Hadi at. At hadi at. Çok iyi ya. Bayılıyorum ya bu Kayna. Bayılıyorum. Ne zamandır burada hep Kayn videosu isteyenler vardı. Sonu konuşamıyorum bak. Saat şu an sabahın 8'i. Sonunda ama çekiyorum. Umarım Kayn meraklıları tatmin olmuşlardır. Hele bu videonun ilerleyen zamanlarında olacaklar. Çünkü tek atacağız o yüzden. O tekleri görünce bir titreme gelecektir herkese. İyi, güzel. Kuleye vuralım ya. Yani şu an bizi duracak kimse yok oyunda. Tek açtı ultiyi bak. Hadi gel hadi. Manam olsa kaçardım ya. Manam yoktu ya. Çok sıkıntı yarattı bu durum bana. Manam olsa net kaçmıştım bu arada. Neyse, neyse tabi bitirdik. İşin güzel tarafı. Bir de şimdi ufaktan gidiyoruz. Ölümün dansına da. Ufak ufak dolduruyoruz. Minik itemlerini ölümün dansının. %15 kullanımız oldu şu anda. Güzel. Bir de üçlü kuvvet çekeriz bundan sonra. Yeme yanında yat. Köpek gibi saldırızım olacak bu arada. Hem kanlı kılıçtan hem de üçlü kuvvetten.
Üstüne üstlük çok iyi saldırı gücü, çok iyi canım olacak. İhtimal manan da olacak ekstra olarak. Mana sıkıntımız da çok azalmış olacak. Gerçi mana sıkıntısı tam olarak çözülmesi için mana inlemesi gerekiyor daha çok karakterlere. Yani mana kasmak bir çözüm olmuyor genelde. Çünkü mana bitebilir gene, anladın mı? Hep bitme ihtimali var. Ama bitmesin diye bize Riot Blue diye bir şey vermiş falan, onu şu an almak zorundayım. Şimdi Olaf, sen 8 kill almışsın be kardeşim, yuh. Olaf'a bak, köpek olmuş. Şimdi Master'ı tekleyeceğim hızlıca gidip. Master kardeş ölmek istiyor. Hep bir saldırı peşinde, hep böyle bir agresiflik. Hep bir sinir. Master bu sinir seni öldürür dostum. Bu kadar çok kendini kasma. Hayat buna değmez falan. Can çalayım azıcık. Hop. Skill atmayacağım can çalmak için. Güzel. Canımız fullendi neredeyse. Olaf da iyi katmış ha. 9-0. El olsun kardeşime. İyi, canım fullendi. Bir tek atayım. Kuleyi alıyoruz ya. Aynen aldık kuleyi. Güzel. İlk kule bizde. Toptan yaracağım birazcık. Top kulesini alıp sonra gideceğim. Artık yeni taktiğim bu. Top kuleyi almak üzerine. Son videolarda ikinci kuleyi de alıyorum artık. Eskiden birinci kulede bırakırdım. Ah, o W gözüme geldi. Ya Master, illa tek mi atayım ha? İlla tek mi atayım ha? Bunu mu istiyorsun dostum? Şöyle hemen bakayım red var mı? Varsa free, yoksa yoktur. Gidiyorum açmaya kuleyi. Bak, slow'u koydum ya, kaçamıyor görüyor musun? Slow'u koyduğum için kaçamıyor adam. W attım. Sonra hemen yaklaştım. Bir vuruş yapabilseydim eğer sıçratıp kaçacaktım bu arada. O bir vuruş yapamadım işte. Anla ki. Neyse, ölümün dansı bitti artık. Bundan sonra bir vuruş diye bir şey olmayacak. Bundan sonra her şey değişecek. Aldım ölümün dansını. Hadi, hadi Wukong bir daha gel abicim sen bana. Bu Wukong kasmış mı ya? Aynen bildi. Kasmış. Ama bir sorun mu? Tabii ki değil. Çünkü artık ölümün dansı olan bir Dark King kaynısı. Şu an bir Q koyacağım, yarıcan direkt. Bir W koyacağım, can full. Ülkeyi bir koyacağım, 3 kat can. Çok iyi. Hadi doğayım artık. Hadi hadi hadi. Doğduk. Çok iyi. Ölüm devam ediyor. Üstüne üçlü kuvveti çekeyim baba. Mis. Mis. Bizim Zed'de combo atıyor bu Kong'un şeyine, klonuna. Güzel. Aslında top da gözükmüyor. Topa gitmeyeceğim. Ya da gideyim ya. Top kuleye açıp devam edeyim sonra. Ben toptan yarmaya devam edeceğim şu an. Kafaya koydum. İkinci kuleye almadan bırakmayacağım topu. Gayet güzel. Şu an tek atıyoruz dalgalara. Kulenin canı bayağı azalmış. Şu an çok rahat keseceğiz kuleyi. Master tutabilir mi? Tutabilir mi? Asıl soru bu. Hadi gel bakalım. Tutamaz tabii ki de. Bu nasıl soru artık? Güzel. Kuleyi aldık. Şu büyük farmı öldürteyim bari de sonra alayım. Güzel. Şimdi asıl olay başlıyor.
Diğer lane'lere gitme işte ne bileyim Wukong, Veigar ve Nocturne öldürmem gerekiyor. Açgözlü avcılıkları için yük kasacağız. Üstüme atlasın artık birisi ya. Bunu bırakamam şu an beleş. Blue. Süper. Ejder almayacağım. Önce Wukong'u Nocturne öldürmek istiyorum. Pardon ne Wukong'u. Çok kolay bir kill olacak benim için. Hadi gel. Hop slow'u yedin, W'yu yedin. Hadi gel hadi tamam. Sen istiyor savaş. Bak orada mıyım? Oğlum sen slow'u yedin dostum. Hop W'yu yedin tak öldün. İşte bu kadar basit. Çok iyi taktik bu arada. Ciddiyim hani. Yenilmez Ünlü gibi farklı bir şey var. Yapısı var. Şimdi Yenilmez Ünlü olayı direkt hero'yu bufflamak aslında. O da çok iyi bu arada. Ama bu tarz kırılgan hero'ların olduğu bir oyunda yapılabilir. Farklı bir yöntem. Hani Kayn çok atlayan zıplayan bir hero olmadığı için aslında şimdi teknik olarak tabii ki atılma özelliği var ama çok böyle mekanik mobil olmadığı için karakteri oldukça bufflayan bir şey aslında bu. Çok iyi. Double kill'imizi aldık. Şu an 5'te 5 oldu yükler. Çok iyi. Yükleri fullledik. Öldün. Master'ı öldürürüz bu arada ya. Bak bana direkt Q atacak abi. Artık Master'ı çözdüm ben. Adamın tam oyun tarzını çözdüm artık. Güzel. Red'i alacağım. Artık bana sıkıntımız hiç yok ya bu arada. 5000 gold'um var. Bir base'e gideyim de. Yaratık olayım. Ya normalde bu el ben full AD kasmayacaktım da şu an aşırı kastım. Full AD kasmasam eğer ayıp olur. Bir base'e gideyim. Güçlü kuvvet yoğumu emelim abicim. Şu ölümün aslında pasifinde bir vuracağım var ya bir gün harbiden. Abi ölümün dans pasifini niye bozuyor ya base'i? Çok saçma değil mi? Bak Riot'sun düzelsin artık. Çok gereksiz bir özellik yani. Hani niye bozuyor base'i? Hiç mantığı yok. Böyle hiçbir mantığı yok hem de. Üçlü kuvveti ver bana. Bundan da ver bir tane mis. Bak hani normal tamam şu olsa ölümün dansının kanaması tamam atıyorum. 10 saniye boyunca tamam kanatıyor seni atıyorum mesela. Sen basarsın tamam base'e. O kanama tam bitmeden base'e gidersin, ölmezsin bu sayede falan. Yani base işin bozar anladın mı? Base işin bug'ı haline gelir. Eyvallah. O zaman bozsun base'i ama zaten kanaması 3 saniye falan sürüyor maksimum. Base atmak 8 saniye. Şimdi Riot diyecek ki aman ha. Yani Baron buff'ıyla falan böyle hani mesela. Base atarsan 4 saniye ya Baron buff'la. Gene olmuyor mantıken. Kanama çoktan bitmiş oluyor 3 saniye içinde. O yüzden saçma. Ölümün dansının base'i bozması. Umarım bir gün Riot bunu düzeltir. Umarım minyon blok kaldırılır. Riot çok daha, yani oyun çok daha iyi hale gelir öyle söyleyeyim. Herkes daha mutlu olur şu oyunda. Geliyorum lan tek atmaya. Bak attım. Lol. Hadi gelin Penta bak. Hadi ya oğlum çaldınız pentamı ya. Başlığa yazacaktım ne güzel. Hainler. Katliam mı? Oğlum kuadra sayman gerekiyordu. Şu an net pentamız var bu arada. Ben bu el köpek oldum. Tek atayım azıcık kardeşlerime. Dur duvarda bekleyeceğim. Veigar. Merhabalar ah. Ana sıkım öldüm. Eğer Jinx'e vurursam ölmem. Güzel. Ya ölmek istiyordum ya. Yoğum almak istiyordum o yüzden. İyi oldu.
Öldüğümüz. Uf. Bilse bak be. Yakından bazuk atıyor. Kendi kendine öleceğini bile bile bazuk atıyor yakından. Master'a dedi. Uf, Master'ın taktiğine bak. W basıyor saldırırken. Çok iyi bir taktik. Master kafayı yedi artık o yüzden. Oyun başında çok iyiydi çünkü Master'ın oyunculuğu da şu an bozuldu baya. Adamın devreler yandı o tekleri yiyince. Bunu satsak moruk. Kaç paramız oluyor? Bika. Bika'ya ne alabiliriz? Hiçbir şey alamayız. Onu iksir alacağım. Ben çünkü oyunu bitireceğim bu gidişimde. Çünkü bu oyun uzamaya değmeyecek kadar kastığım bir oyun falan diyormuşum. Hey. Çalmaya çalışmadığın için Olaf kardeşim. Şu saldırısına bak, 1.73. Yuh. Blue lazım, Blue sal. Net çalacak bu arada bak. En az bir çalacak. Hop, çalamadı. Şarap yokmuş. Stonks. Beni o engelleyebilir mi sanıyorsun? Lan senin ben. Slow yedin. Buzul Kayn. Buz gibi. Şuan bir vuruş kaç çalar? Çalmıyor da farklı. Şampiyonlara karşı çok çalar ama. Hadi gel. Sen istiyor ölmek. Verecek $50 daha. Hop öldü. Nice. Nice. Bir base pentamız yok mu be? Olaf yapma oğlum, bu kadar tryhard olma. Ulti attım ama ya. Neyse, Olaf çok tryhard olduğu için onu bitirdi zaten. Neyse. Çok iyi oyundu. Buzul Kayn'ın gücünü bence gördünüz. Oldukça etkili bir taktik. Yenilmez'in yanında ayrıca yapılabilecek bir taktik. Çok kırılgan hero'lar varsa yapabilirsiniz bu şekilde. Oldukça etkili. Kimse sizden kaçamıyor. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara farklı farklı yer. Fikirleriniz varsa yazın. Çekerim aynı bu şekilde olduğu gibi. Hoşçakalın. Beni çok seviyorum. Konuşamıyorum artık. Sabah saat 8 olmuş. Konuşamıyorum harbiden. Neyse. Görüşürüz bir sonraki videoda da. Kanala girip diğer videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.